Arkadaşlar Ayakkabı Dice kanalında yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok özel ve çok güzel bir videomuz var. Hayalimdeki ayakkabının ikinci rengini almaya gidiyorum. Hatırlarsanız hayalimdeki ayakkabıyı aldım şeklinde bir video yapmıştım ve Jordan 11 Concord rengini almıştım. Şimdi bu ayakkabıyı giyerek Pool Grey rengini alacağım. Grili olanını alacağım. Ne zamandır arkadaşlar istediğim bir şeydi. Jordan 11'in ikinci rengini almak. Evet, bugüne kısmet olacak herhalde. Yine alacağım adres TopKicks.tr adresi. Zaten bir iki ayakkabı almıştım onlardan hatırlarsanız. Bu da şimdi resell ayakkabısı olacak. Çok değerli, çok güzel bir ayakkabı. Ve yanlış bilmiyorsam değeri de 5000-5500 TL arası falan. Neyse gidelim, yine parkta buluşuyoruz. Yine dealer gibi. Onlardan alacağım orada. Size de gösteririm, zaten güzel de bir kutu açımı yaparız. Ama şimdi bunları giyerek çıkalım. Biraz takılalım. Evet arkadaşlar, buluştuk. Şu ayakkabıları göstereyim. Adamlar hem satıyor hem giyiyor. Gerçi şu an o kadar güneşi var ki. Aşırı güneş var, görünmesi zor. Benimkilerde 11'ler. 11'e 11 yakışır dedik. Ve şöyle bagajı gösterelim. Neler var bagajda diğer? Onlar Jordan 4 Red Thunder var ya. Bir bakalım ya gelmişken. Bayağı bir kutu açımı olsun. Oo, çok iyiymiş. Cidden çok iyiymiş. Ama bagajınızı hiç bu kadar ben boş görmemiştim. Bunlar bugün kargosu ya. Sabahtan şey olanlar. Tükettiniz mi buradakileri? Aynen. Evet. Dunklar, manklar hepsi bitti mi? Yeni stoklarımız güncellenecek. Öyle mi? Bakmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada biliyorsunuz zaten adres var. Gayet güzelmiş ama bu da. Çok güzel ayakkabı. 11'den sonra 4 benim favori ya. Benim 4 direkt ya. Ve senin 4 mü? Aynen. Bu da çok iyi ama ya. Cool Grey diyorsun ha. Aynen. Kutusuyla birlikte. Evet arkadaşlar, bayağı da bu arabada duruyordu. Yalnız bunu 11 numara aldım, yani 45 numara. Ayağımdaki 44.5 kalın çorapla geçen acıttı. O yüzden dedim ki hani 45 olmuş olsun, daha kalın çorapla giyerim. Ne farkı olmuş olsun dedim. Evet, çok iyi. Evde zaten kutu açımının devamını yapacağız. Ben şimdi bu ayakkabıyı arkadaşlar bagajıma koyayım. Evde görüşürüz diyorum. Eve geldik ve masamıza oturduk arkadaşlar. Ve iki tane harikulade kutu benimle birlikte sabah giydiğimi gördünüz. Ve uzun zamandır bende olan, üstü tozlanmış, bayağı tozlanmış. Jordan 11, Jordan 11, Concord. Tam da 10.5 mu almışsın? Evet, 10.5 almışım. O yüzden zaten bunu aslında 11 aldım. Bunu arkadaşlar zamanında hatırlarsanız bir vlogla başladığını söylemiştim, almıştım. Ve hayalimdeki ayakkabıydı gerçekten. Hiç unutmuyorum, 1 Aralık'tı. 1 Aralık'tı değil mi? 1 Aralık kaç? 2019 mu? 2019'da çıkmıştı, evet. Evet. Arkadaşlar o zamanlar ne kadar, tam 1000 liraya almıştık ve demiştik ki 999.990 kuruş. Evet, demiştik ki vay be, 1000 liraya ayakkabı aldık biz, ne yapıyoruz falan modundaydık. Bu yorumlar da çok fazla öyleydi arkadaşlar. Ve o gün bugündür çok severek ara ara giyiyorum. Biraz altta hafif böyle yeşillenmeye de başlamış. Özellikle bu içindeki plastik şeyiyle, koruması mı diyeyim artık, içliğiyle diyelim. Harika bir ayakkabı. Biraz böyle yıpratmışım sağından solundan. Güzel, hakkını vererek giydim. Genelde ama kutusunda çok güzel saklıyorum. Ve o günden beri, 2019'dan beri de arkadaşlar biliyorsunuz her yıl Aralık ayında, Kasım Aralık ayında Jordan tekrar 11'i piyasaya sürüyor. Fakat değişik, 2019'dan sonra artık ayakkabılar böyle hype'lanmaya başladı. Ve siz bulamaz hale geldiniz. İşte çekilişlerle veriliyor birçok yerden. Ve artık öyle kolay kolay mağazalardan alamaz hale gelmiş geldiniz. Ki nitekim de bunu da sizin de gördüğünüz gibi TopKicks.tr Instagram adresinden aldım. Sağ olsunlar, buluştuk zaten artık. Biliyorsunuz birkaç defa da aldım. Çok iyi çocuklar, iyi insanlar. Onlar da vardı. Bulamamıştım çünkü arkadaşlar. Biraz da geç kaldım. 2021 yine Kasım Aralık gibi çıktı bu. Türkiye'ye biraz geç geldi galiba. Onlar da almışlar. Bizde var dediler ve ben de onlardan aldım. Cool Grey rengini biraz açtık, gösterdik. Gördüğünüz gibi. Etiketini sizlere çevireyim. Kutuda farklar var bir miktar ama zaten renk farkı var zaten en temelde. Genel olarak dışında, aynı kutu tarzı. Evet, aynı kutu tarzı. 11 numara görüyorsunuz. Direkt orijinal alınmış güzel bir Cool Grey. Peki ne kadar, onunla başlayalım. Tam 5000 lira arkadaşlar.
Hayalimdeki ayakkabının ikinci rengini 5000 liraya aldım. Gerçekten öyle. Ve yani 5,5 falan da oluyor bazı numaraları. Numaraya göre şey değişiyor biliyorsunuz Resell'de. Topkicks.tr adresi de Resell yapıyor. Daha bulunamaz, daha pahalı ayakkabıları bulup size getiriyorlar. Tabii ki fiyatlar da hep bu şekilde oluyor. 5 yani kat artmış şu an. Yani normal biliyor musun? 5,5-6 yıldır. Biraz daha bekleseler 8-9 10'a verirler ki öyle verdiği ayakkabılar da var. 70 bin lira olan ayakkabı varmış Dior modeli Jordan 1'de. Yani şöyle düşün, biz Kobe'leri 400'e falan alıyorduk. Şimdi Kobe çıksa yani 2,5'dan aşağı çıkmak yani normal. Her şeyin artması yani ev kiralarımız öyle yani düşünürsen. Evet. Ekmek fiyatları, benzin fiyatları, evler, her şey yani artık maalesef ülke demekten başka şansımız yok. Bu haldeyiz ama 5 bin liraya bir ayakkabı almış olduk. Jordan 11 cool değerli. O zaman da Jordan'la rekor kırmıştın. Şimdi ve şimdi de yine bir Jordan'la rekor kırıyoruz. Daha ağır geldi. Yarım numara büyük olması muhtemelen ağırlaştırmıştır. Şöyle çıkartalım. Bang bang diyorum. Mis gibi kokuyor. Wow. Bang bang. Yeni bir fresh bir colorway. He? Fresh bir ayakkabı bizlerle. Daha denemedin değil mi ayağını? Yok, daha denemedim. Evet, şöyle çıkartayım ve ufak ufak konuşmaya başlayalım. Tarihini az çok zaten diğer videoda da ben vermiştim arkadaşlar sizlere. Jordan 11 95-96 sezonunda Michael Jordan'ın giydiği bir ayakkabı. İlk bu zaten bu ayakkabı giyiyor, bu rengi giyiyor. Ve daha sonradan işte diğer renkleri piyasa çıkıyor. Bu ilk 2001'de, daha sonra da 2011'de çıkıyor ve şimdi 2021'de çıktı. Şu an ben 2022'de tabii ki elim alıyorum ama hani 10 yılda bir çıkan bir renk. Ben her sene dediğim gibi bu 11'in yeni rengini bekliyorum. Onu da alayım, onu da alayım şeklinde hep böyle hep almak istediğim bir ayakkabı. Yani bundan böyle 10 tane rengim olsa bile bir yenisini almak isterim. Bence en güzel renklerini almışsın. Kesinlikle farklı renkleri yani grili böyle bir çok ayakkabım yok tasarım olarak da bakıldığı zaman. Bu apayrı geldi. Yani şimdi görüntüsüyle başladım, zaten ikonik bir tasarım olunca ne yaparsanız yapın kötü olması mümkün değil bence. Bu da aynı şekilde arkadaşlar yüksek kesim. Yani şurası bazı renklerde 2000 kaçta çıkmıştı? 2016'da falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle düşüktü. Bu patent letter deniyor bunlara. Bu nubuk yapısı bazılarında düşük oluyor ama ilk çıkan renklerinde hep daha yüksekti. Rugan, özür dilerim. Rugan dediğin gibi doğru. Şurası daha düşük olabiliyor, low olabiliyor. Bu high'lar sanki daha olgun. Sanki low'larını çıkartmışlardı. Bir sıra low'lar, ben onları aşırı beğenemiyordum. Bunlar daha yani gerçek OG denen, bu original, old generation, yani ilk çıkan renkleri bu şekilde oluyordu. Şu an o kadar pürüzsüz ve o kadar harika ki, şimdi benimsi biraz kirlenmiş, sararmış falan. Bu gerçekten çok mükemmel geldi görüntü olarak. Şöyle önden de çevireyim, sizlerle yavaş yavaş bakalım. Rugan'ı şu an aynı gibi parlıyor arkadaşlar. Daha kalın ve böyle iri iri halat ipleri, ki diğerinde de öyleydi, çok harika. Yalnız bunun buradaki bu nubuk yapısı çok kalınmış, çok kaliteli duruyor arkadaşlar. Onda nubuk değildi herhalde. Onda evet dikişli, daha böyle örgülüydü. Hatta normal. Çıkartabiliriz. Sade beyaz plastik. Ha, evet bakarsan dikişli gibi daha farklıydı. Değil mi? Aynen. Buradaki nubuk arkadaşlar çok güzelmiş, çok kaliteli ve kalınmış. Oldukça da kalın. Hem dilinde var hem de şu yan kısımlarında aynı şekilde çok güzel. Bağcıkları aynı görüyorsunuz. Tasarımda da bir şey değişmemiş. Arkasındaki numaralar farklıydı. Evet bunda 45'ti. Bu zaten çok apayrı. 45 yazıyordu. Tek bu renkte öyle yazıyor. Burada ise arkayı şöyle çeviriyorum sizlere. 23 yazıyor Michael Jordan'ın numarası. Ve yanında Jordan logolarıyla. Yüksek kesim olması çok güzel. Genelde artık bu kadar yüksek kesim ayakkabılar yapmıyorlar. Biraz daha eski ayakkabılar böyle oluyor. Ama çok yakışıyor yani özellikle eşofmanların altına, şortlarının altına, Chicago Bulls kırmızının altına bile çok güzel gider mesela. Kırmızı şort. Bayıldım yani öyle söyleyeyim. Beyaz tişörtüyle 5000 lira diyorsun, olurmuş diyorsun. Yani şu an aslında normal bir basketbol ayakkabısı 2,5 bin lira, 2700, 2800, LeBron'lar 3 bin liraya çıkıyor. Jordan 36'lar 3 bin lira. Ya bu biraz daha hani artık hype olan ve resell yapılabilecek bir ayakkabı olduğu için 5 bin lira yani. Normal yani, öyle bir dövür ki her şey normal ya. Ne deseler normal oluyor. Yani aynen.
böyle altını bir tanesini sizlere çevireyim. Yine bu mükemmel taban. Tabanına bile bayılıyorum. Evet. Arkada ve önde daha sert plastikler var ve bunlar ciddi sert plastikler arkadaşlar. İçini gösteren de görmüş olduğunuz translucent taban yapısı. İşte bu translucent tabanların bir kısmı kötülüğü sararıyor. Yani özellikle bu 11'de çok sararma oluyor. Ya o bile kendine has güzel geliyor bana artık. O giydikçe değil bence, bekledikçe bile oluyor. Bekledikçe, giydikçe daha çok diyorlar ama. Giydikçe daha o yıpranıyor oluyor. Giymesen de bence durduğu mutlaka, yerde tabii, sararıyor. Tabii tabii, bir süre sonra mutlaka sararacak. Burada arkadaşlar karbon fiber orta ayak desteği var, şu görmüş olduğunuz. Evet, çok ilginç yapmışlar orayı. Ayakkabıya siyah form diyorsun. Veriyor. Dikkat edersen aslında bak o nasıl bir destek biliyor musun? Şöyle çatal gibi. Hani önde ve arkada görünüyor değil mi zaten? Evet. Jordan logosu da içinde. Jumpman logosu. Bu şekilde çok tatlı ve çok güzel bir taban var. Yastıklama olarak arkadaşlar bu ayakkabılarda pek bir şey yok. Yani daha sert ayakkabılar. Çok basketbol oynamaya uygun değil ama zamanında Jordan bunlarla sahanın tozunu attırmış. Çok yani güzelmiş. Çok böyle zoom ünitesi, zoom ünitesiyle yeniden çıkarsalar aslında o da değişik bir şey olabilir ya. Hem çok rahat, evet, hem çok böyle teknoloji yapılabilir olarak aslında. Gerçi bunların çok iterasyonları geliyor, böyle değişik değişik şeyleri geliyor ama tabii ki direkt bu görüntüde yapsalar daha güzel olabilir. Yüksek olması yerden değil mi? Bir İstanbul'da mı lovunu bulmuştuk sanki? Almamıştık değil mi? Yılan derili olanı. Aa, evet, çok güzeldi. Adı çok güzeldi. Anılarımız hep Jordan 11 çevresinde dönüyor. Evet, bu arkadaşlar rugan yapısı oldukça sert. Yani bükülmesi çok daha zor oluyor. Uzun zaman gerekiyor. Benim şunda bile bakıyorum. Yani 3 senedir giydiğime rağmen, yani bugün giymeseydim bu şekilde belki olmazdı. Dış taraftan bakın hiç bozulma bile yok. İç taraftan hafif hafif artık bozulmalar başlamış. Ama rengi hala bembeyaz ve ruganı hala capcanlı değil mi? Yani bunca zamana rağmen oldukça güzel. Bunun altın translucent'ı beyaz mıydı? Mavi değildi o zaman. Bununki mavi. Evet, biraz daha yani bu kadar koyu mavi değildi. Sanki daha mı açık maviydi? Beyazdı veya beyazdı doğru. Bence. Beyazdı. Burada da bak mormuş, güzelmiş ya bu da. Ve bu şeyde siyahmış, karbon fiberi de. Vallahi çok güzel ya. İki tane olması harika geldi. Sonunda. Evet. Üç sene sonra. Tekrar alayım, tekrar alayım kafasında oluyordum. Jordan 1 benim için harika. Gerçekten. Şurada dilimde görüyorsunuz Jordan'ın logoları var. Dikişlerle tutturulmuş bağcık delikleri. Ben bu son bağcığı iliklemeyi sevmiyorum pek fazla. Yani en azından adım atarken bizi zorlaştırıyor. O yüzden hani iliklemeden bir alttakinden devam ediyorum. Evet, çok İçin güzel. Nasıl? İçini hemen şimdi açacağım. Bir de şöyle arkadan tekrar size göstereyim. Şu arkadaki tasarımda, bu dalgalı rugan tasarımda harika. Çok hoş. Evet, çok hoş. İnşallah hemen şöyle güzel bir şekilde giymek istiyorum. Güzel giyinip Jordan kombini yapmak istiyorum. Şu anki üstümde de kombin var aslında. Ama biraz daha böyle şortlarla falan yapasım geldi. Niyeyse bilmiyorum. İçini çıkartayım. Evet, içindekini değiştirmişler. Zaten ben bunu daha önceden evet görmüştüm değiştirildiğini. Plastik yani yapılsa güzel olur. 5000 lira veriyorsun. Evet, ben de hayal kırıklığına uğramıştım. Ama şeyle alakalı, geri dönüşüm konularıyla alakalı. Hani plastik doğaya zararlı falan diyerekten böyle plastik koymuyorlar. Arkadaşlar bu kesinlikle Concord'a göre daha premium hissettiriyor. Yani üstündeki nubuktan tahminim kaynaklı. Biraz daha ağırlaştırmış ayakkabıyı. Yarım numara bu kadar ağırlaştırır mı emin değilim. Ama bir daha böyle ağır, okkalı ve dolu dolu geldi. İçine şöyle biraz bakabiliriz sizlerle. Şu dilinin hemen arkasında logomuz var, etiketimiz var. Sadece ama şey yazıyor yani, Jordan'ın etiketi var. Dilde bir şey olmayışı ilginç geldi. Bunda da mı dilde bir şey yoktu? Evet, bunda da yokmuş. O kadar alışmışım ki ayakkabılarda dilde bir şey olmasına. Evet. Dilin boş olması ilginç geldi. Görüyorsunuz bilekli tasarım, altında Jordan Jumpman logomuz var. Burası bayağı dolu dolu. İçi çok güzel ya. Gerçekten hoş. Ağırlığı marlığı farklı geldi gayet. Şöyle biraz daha şuraları gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şuralardan dış katmana ayağınız dokunuyor. Ve etiketi de burada. Şu etiketi de yanda. Yanda içeride etiketimiz mevcut. Tabanlığımız fena değil. Şimdi ayağımıza deneyelim. Bakalım ayakta nasıl duruyor. Sonra hislerimizi orada belirtiriz. Ve sonra çıkışı yapabiliriz. Ama gerçekten kesinlikle çok keyifli, çok güzel. Sizler de almak istiyorsanız benim yaptığım gibi TopGeeks.tr adresiyle aşağıya açıklama kısmında linkini bırakacağım. İletişime geçebilirsiniz. Fiyatı konuşabilirsiniz. Hani 42, 41, 39 ne bileyim bu tarz numaralar daha farklı veya daha ucuz olabiliyor. Hani 45-46'lar veya daha yüksek numaralar daha bulunmaz ve daha pahalı oluyor. Resell piyasası dünyası böyle. Sorun, konuşun, şartları görüşün. Hadi giyelim ayağımıza.
Öyle güzel şey yaptım. Şov yaptım. Bence bu kombinine de güzel olur. 45 numara bakalım nasıl olacak onu merak ediyorum. Evet iyi oldu. Ya diğeri mesela kalın çoraplı giyiyorum ya. Son bir kez giymiştim hatırlar mısın bilmiyorum. Bir böyle şey oldu. Aa darmış bu ya falan oldum. Bir de ama ayağın o 45'in rahatlığına alışıyor ya. O da olabilir. Diğer bütün ayakkabılarda 45 giyiyorsun muhtemelen değil mi? Muhtemelen ondan dolayıdır bence. Yani çok iyi oldu yani. Biraz bunu rahat rahat giymeyi seviyorum artık ya. Eskiden hani tam böyle fit olsun falan kafasındayken biraz daha artık rahat rahat olsun istiyorum. Ben de öyle artık 36.5'tan 37'ye terfi etmeyi düşünüyorum. Yani mantıklı. Ayaklarımızın büyümeyeceğini düşünürsek artık bu yaştan sonra evet gayet iyi oldu. Numara tercihim kesinlikle çok iyi. Harika. Sanki daha mı rahatmış işte evet. Numarayı büyük almak bir daha çok rahat ettirdi. Arkadaşlar nasıl görüntü? Çok güzel. Evet tamam çok iyi. Yani çok iyi. Arkadaşlar çok rahat ettim ya. Gerçekten çok güzelmiş. Sanki köprü de daha rahatmış ya Concord'a göre. Acaba içindeki formülü değiştirdiler mi bazen? Bazen yapabiliyorlar köprü. Buradaki yastıklama kompozisyonu değiştirebiliyorlar. Kesinlikle harika oldu arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel oldu. Sizler de böyle güzel bir video çekebildiğim için hoşuma gidiyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hani alabilirsiniz. Tabii ki bunun performans incelemesini yapmayacağım. Bu böyle bir hobi ayakkabısı. Basketbol oynamayı düşünmüyorum içerisinde. Sağa sola AVM şunluğuna giderken muhtemelen kullanırım. O şekilde teşekkür ediyorum izlediğiniz için. TopKicks.tr adresine teşekkür ediyorum. Bu ayakkabıyı bana ulaştırdıkları için. Sizler de gidip bakabilirsiniz. Farklı farklı birçok ayakkabı var. İşte Jordan 1 Low'lar var, Panda'lar var. Bir sürü işte Dior'lar var diyeyim. Tabii hepsi orijinal ve fiyatlar bu seviyelerde ve daha yüksek oluyor. Ona göre bakarsınız, siteyle konuşursunuz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ayakkabı dahisi videosunda görüşmek dileğiyle. Yeezy yapasım var bir de. Yani bu adresten Yeezy alasım var. Bakalım, durumları ayarlayabilirsek yapacağız. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dahisi bugünlük